Eczane Hizmetleri Programı, medikal ve ilaç sektöründe her alanda çalışabilecek olan kalifiye, mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli eczane teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlayan bir program. Evet, zorunlu stajımız var. 4. yarı yılda öğrencilerimiz 30 iş günü kadar bir zorunlu stajlarını yapıyorlar. Bu zorunlu stajlarını dileyenler serbest eczanelerde, dileyenler hastanelerin eczane birimlerinde veya ilaç sektöründe, ilaç firmalarında, eczane depolarında yapabilirler. Öğrencilerimiz öğrenci oldukları dönemlerde dahil olmak üzere genellikle serbest eczanelerde bile çalışma imkanlarına sahipler. Mezun olduktan sonra da serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, ilaç dağıtım kanalları olan ilaç depolarında, eczane depolarında ve ilaç firmalarında çalışma imkanları var. Öğrencilerimiz dikey geçiş sınavına girdikleri takdirde kimya ile ilintili bölümlere geçiş yapabiliyorlar. Bunlar kimya, kimya mühendisliği, uygulamalı kimya ve biyokimya bölümleri. Şu an için öğrencilerimiz elektronörofizyoloji programında çift anadal yapabiliyorlar. İlerleyen dönemlerde de öğrencilerin isteklerine ve taleplerine bağlı olarak bu program sayıları artırılabilir. Derslerimiz 4 yarı yıla yayılmış şekilde hem teorik hem de uygulamalı olarak sürdürülmekte. Doğuş Üniversitesi'nin tüm öğrencilerini aldığı bazı dersler var. Bunlar ortak dersler. Bunların amacı hem üniversite kültürüne hakim olmaları hem de genel kültür ve teknik olarak donanıma sahip olmaları. Program özelinde konuşacak olursak ilk dönem daha çok temel dersleri alıyorlar, giriş derslerini alıyorlar. Bunlar temel kimya, tıbbi terminoloji, anatomi, fizyoloji, eczacılıkta temel sayısal hesaplamalar gibi dersler. Sonrasında meslek derslerine geçiş yapıyoruz. Bunlar arasında ilaçların kullanışlarını, yan etkilerini, etkilerini anlattığımız farmakoloji dersi var. Eczanenin temel işleyişi, hasta karşılama, stok yönetimi ve eczanede kullanılan bazı yazılımsal programları öğrettiğimiz derslerimiz var. Ayrıca zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli olarak da dersleri isteklerine yönelik seçebiliyorlar. Bunların arasında da tıbbi bitkisel ürünler, kozmetikler, dermokozmetik ürünler, medikal ekipmanlar ve biyokimya gibi çeşitli seçmeli dersler var. Son döneme geldiğimizde ise öğrenciler stajlarının yanı sıra bitirme ödevleri de yapıyorlar. Bu bitirme ödevlerinde de ortaya bir proje koyuyorlar. Bu proje kapsamında hem bilimsel bilgiye doğru ulaşmayı hedefliyoruz hem de bu bilgiler ışığında bir derleme yapmalarını bekliyoruz. Müfredatımıza ve ders içeriklerimize baktığımız zaman bir eczane teknikerinin sahip olması gereken tüm özellikleri onlara aktararak mezun etmeyi biz amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra da kimya bazlı dersler de müfredata dahil edilerek dikey geçiş sonrası lisans eğitimine, kimya bölümlerine devam etmek isteyen öğrencilere de bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız eczacı, kimya mühendisi ve kimyagerden oluştuğu için de ilaç sektörünü multidisipliner olarak farklı yönlerden ele alabiliyoruz. Hastalarla birebir iletişimde olduğumuz bir bölüm olan eczane hizmetlerinde hastalara bildiğimiz bilgiyi net olarak anlatmamız çok önemli. Bunun yanı sıra sorun çözme kabiliyetimiz, kriz anlarında soğukkanlı bir şekilde kalabilmemiz de önem arz etmekte. Bu tarz meziyetleri olan kişileri biz bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız. İlaca ve kimyaya ilgisi olan ve sağlık sektöründe yer almak isteyen aday öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz.